Fenerbahçe'de kadro havuzu genişliyor dedik. Sarı lacivertlerde transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya katılan oyuncular oldu son olarak. Bruma'yı da kadrosuna dahil etti Fenerbahçe. Hocam özellikle orta saha ve kanat pozisyonlarında oynayabilecek oyuncularla anlaşmaları var sarı lacivertlerin. Evet. Lincoln, Bruma, Drossi'nin daha önce bonservisi alınmıştı. Belli bir aşama kaydedildi. Şu an için Fenerbahçe'nin bu planlarını nasıl buluyorsunuz? Yolların da ayrılması gereken oyuncuların varlığı sizce zorlayacak mı Jesus'u ilerleyen günlerde? Ya Jesus'u zorlayacağını sanmıyorum. Çünkü yönetim Jesus işbirliği içinde kendi aralarında bazı kararların alındığını görüyorum. Ama o alınan kararlarda da Jesus'a yük olabilecek, yani ona eleştiri gelebilecek konuları da yönetim kendi üstleniyor. Mesut konusunda olduğu gibi. Eğer Mesut antrenmana çıksaydı, antrenmana çıktıktan sonra hoca onu gönderseydi, hedef hoca olacaktı. Yönetimde bence çok doğru, çok da akıllı bir şekilde oradaki bütün okları kendi üzerine aldı. Evet. Yabancılarla ilgili konularda da bence bu yolu seçecekler. Böyle de olması lazım. Günümüzde belirli bir bedeli ödemeye razıysanız bu tür sözleşmeleri tek taraflı feshetmekte hiçbir zorluk yok. Ama işin ekonomisi biraz pahalı olacak Fenerbahçe için. Çünkü Jesus geldiğinde özellikle ofansif yönde teknik becerisi yüksek futbolculardan 5 civarında transfer yapacaklarını söylemişti. Zaten yabancı sayısında sıkıntı var. 5 tane de hatta 3-4 tane de yabancı alsanız kadro iyice şişecekti. 14 taneyle sözleşme imzalayacaksınız. Parantez içinde şunu söyleyeyim. Yeni sezonda ben inanıyorum ki geçen seneki kural aynen devam edecek. 14 yabancı ile sözleşme imzalayacaksınız. Bunlardan 8 tanesi sahada olabilecek. 3 tane de Türk. Yani 14-8-3 kuralı devam edecek. Buna göre Fenerbahçe bazı planlamalar zaten yapıyor. Ben daha Jesus'un geldiği ilk günlerde kendim sanki orada görevliymiş gibi bir planlama yapmıştım. Birçok futbolcuyu göndermiştim. Daha önce kiraya gitmiş futbolcuların geri dönenlerin hepsini göndermiştim. Eldeki kadrodan Tisserant'ı göndermiştim. Olabiliyorsa Novak'ın yerine başka bir alternatif bularak belki onu göndermiştim. Hatta Sosa'ya kadar, Gustavo'ya kadar, benim Berişe'ye kadar göndereceğim futbolcular Fenerbahçe'yi epey rahatlatacaktı. Benim için göndermek rahat hocam, parayı ben vermiyorum. Fenerbahçe'de bu sıkıntıları bir şekilde gidermek zorunda, bu planları yapmak zorunda. Son cümlem şu olsun, Jesus transferi gerçekten büyük bir transfer. Çok keyif aldım, sezon boyunca da keyif alacağız, o kesin. Ama ondan sonraki futbolcu transferleri hem Lincoln hem Bruma sanki Fenerbahçe camiasının beklediği o şaşalı transferler sınıfında şu ana kadar görülmedi. Bundan da şu anlam çıkıyor, detaylı konuşacağız. Bu sene ligimizde hocaların yılı olacak. Artık yıldız futbolcular, futbolcu oynasın, maç kazansın değil, evet, takım oynasın, takım oynatacak da hoca. Bence bu konu çok önemli. Onu böyle değerli bir hocamızı burada yakalamışken beraberce konuşuruz. Ayrıca konuşuruz. Jesus neler katabilir Levent Kartop? Şimdi gelen oyuncular olsun, yönetim olsun, taraftarın saygı duyacağı bir isim. Güçlü bir isim, gerçekten güçlü bir isim. Tabii o konuya değmeden önce de İsmail Hoca'nın da emeklerini kimse arka plana atamaz. İsmail Hoca bu takımı buralara getirdi. Hiç umulmadık bir anda ikinci sırada, hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da elde ettiler. Yeni sezon için bir umut aşıladı. Şimdi dün de toplandılar, yanılmıyorsam dün toplandılar. Tabii ki yapılan transferler hocanın isteği doğrultusunda olduğunu düşünüyorum. Eğer hocanın isteği doğrultusunda değilse tabii bence de bu isimler hocanın altında kaldı diye düşünüyorum ben. Daha böyle kariyerli, daha isimli, daha Fenerbahçe'ye ayak kaldıracak, seyirci ateşleyecek oyuncuların transferini bekliyoruz. Yani ben bu isimden sonra onları bekliyoruz. Ama hocanın sisteminde biliyorsunuz yani topa daha çok sahip olmak ve önde basmak, bunlar hocanın en büyük istekleri. Teknik oyuncularla oynamak. Bunlar en büyük isteği hocanın. Tabii bunları da karşılayacak kişi Ali Başkan ve ekibi. Ben inanıyorum yani iyi futbolcular alacaklar diye düşünüyorum. Bu sene hocam dediği gibi güzel bir lig izleyeceğiz. Hocaların yılı olacak inşallah. Çok hoca kıyma olmasın. Sistemler otursun artık.
Yani sürekli hoca değişikliklerine artık ben de bir teknik direktör olarak ben de sıkılıyorum. Yani biraz sabır dilemek lazım. Çünkü yeni bir ülkeye geliyor. Yeni oyuncu grubuyla çalışacak. Ona da bir fırsat tanınması gerektiği düşünüyorum yani. Hocam, Buruma ile alakalı aslında çok net konuşabiliriz. Yani en yakından tanıdığımız evet. oyunculardan bir tanesi. Ama son sezonlarına baktığımızda Buruma'nın en parlak dönemi 2016-2017 sezonu Galatasaray Doğru. performansı. Ondan sonrasında oynadığı takımlardaki Leipzig, Olympiakos, PSV hepsi çok değerli kulüpler. Tabii. Rotasyon parçası olarak devam edildi. Hiçbir zaman ana plan oyuncusu olmadı. Onunla alakalı beklentiniz ne? Acaba en kötü şartlarda Galatasaray performansını tekrarlayabilir mi? Ya temenni ediyoruz onun da üzerine çıksın ama bu kolay olmayacak. Çünkü bir burada önce ligleri bir değerlendirmek lazım. Yani bizim ligimiz genelde bozma üzerine kurulmuş. Rakibi oynatmama konusunda birçok ligden hem daha sert birebir mücadeleler, topa değil adama sertliklerle mücadelelerin daha yoğun olduğu hem de tedbirlerin had safhada alındığı liglerden biri. Dolayısıyla forvet oyuncuların işi bizim ligimizde başka liglere göre, hatta bizim üzerimizde görülen liglere göre, bir İspanya ligine, bir Fransa ligine göre gerçekten daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu bir, bunu değerlendirmemiz lazım. Buruma'yı da o ligimizi zaten tanıyor, böyle bir zorluk bekliyor. İki, takımın oyun anlayışını Buruma'yla şöyle bir özdeşleştirmeye çalışalım. Buruma'yı nasıl tarif ederiz? Çok çabuk bir oyuncu. Dar alanda çok iş yapmaktansa geniş alanlarda bireysel becerisiyle bireysel oyunu ön planda tutan bir oyun anlayışına sahip. Yani detaya girmeyelim. Evet. Şimdi böyle bir futbolcuyu siz Fenerbahçe'ye alıyorsunuz. Fenerbahçe önümüzdeki sezon nasıl oynayacak? Jesus'tan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe rakip yarı sahada oynayacak. Kapanan bir takımı açmak üzerine kurulu bir oyun anlayışıyla oynayacak. Burada Buruma'nın o geniş alanları bulma şansı çok fazla Yok. Bence olmayacak. Evet. Kaldı ki Buruma'nın sonuçlandırma konusunda yani bizim gol vuruşları dediğimiz o vuruşlar konusunda da bence çok büyük bir usta olmadığı görüşündeyim ben kendi adıma. O yüzden Buruma transferinde bu iki açıyı değerlendirdiğimizde bazı soru işaretlerin varlığını görüyorum ben kendi adıma. Ama benim tarzım da şu, ya bu kararı veren Jesus'un, bunu uygulayan Ali Koç ve yönetiminin mutlaka yaptıkları bir plan vardır. Temenni ediyoruz o plan tutsun. Biz bu futbolcular sahaya inene kadar, orada performans sergileyene kadar onlara olumlu yaklaşacağız. Ama o performansları gördükten sonra da şu anki öngörülerimizle birlikte onların değerlendirmesini tabii ki yapacağız. Bakın eleştiri demiyorum, değerlendirme. Temenni ediyorum olumlu olur her şey. Jesus'un varlığı da aslında yapılan transferlere bir anlamda daha pozitif bakmasını zannediyorum insanların sağlıyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Tabii yani onun da mutlaka görüşü alınmıştır. Hocanın da görüşleri çok önemli. Bir de bütçeler ortada. Şimdi bütçeler de açıklanacak. Buna göre de transfer yapmak zorunda Fenerbahçe. Tabii ki herkesin beklentileri çok yani önemli transfer yapmasını bekliyor ama yani biraz da bütçelere de bakması lazım. Kolay değil yani. Jesus gibi bir adamı getiriyorsun ve onun altını doldurmak önemli. Buraya Del Bosque de geldi biliyorsun. Çok önemli teknik adamlar da geldi yani. İspanya'yı şampiyon yapmış hocamız da geldi. Aragones. Rahmetli. Yani onun için burada çok değerli hocalar geldi ama altını dolduramadıkları için de erken veda ettiler. Burada kadro yapılanması, kadro mühendisi çok önemli Fenerbahçe'nin. Geçmiş dönemlerden mutlaka ders çıkarmışlardır. Jesus'un da oynattığı pozitif futbol şu anda herkesin heyecanla beklediği bir ortam olacağını düşünüyorum. Yani güzel bir lig bekliyor bizi ya. Yani Jesus olsun sonracıma Galatasaray yeni bir teknik direktör getirecek. Beşiktaş'ın teknik direktörü coşkulu bir hoca kenarda. Trabzonspor zaten son şampiyon. O şekilde. Yani ben bu sene çok erken kopmalar olmayacak ve güzel bir lig bekliyor diye düşünüyorum bizim. Hocam Buruma'nın pozisyonunda Fenerbahçe Rossi'ye de sahip. Tabii. Eğer hoca kullanılırsa sanki geçen sezon biraz kenarda kaldı ve unutuldu ama Pelkas diye bir oyuncu var Fenerbahçe'nin kadrosunda hala. Doğrudur. Biraz daha sanki geri planda kaldı. Bilmiyorum bir geri dönüş şansı var mı? Sizce Buruma ile alakalı hocanın düşüncesi kesin 11 oyuncusu mu? Bence geniş kadroyu hoca daha fazla düşünüyor. Yani ben Jesus gibi benim dünyada
üst sıralara yazacağım bir teknik direktörün ki Portekiz geçmişinden dolayı Bruma'yı da çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Hı-hı. Yani 11 oyuncusu olarak kafadan orayı yazmasını beklemiyorum kendi adıma. Hatta o tür hocalar bazen de birçok kişinin 11 oyuncusu değil diye düşünülen futbolcuları bile 11'e aldıklarını görüyorum. Çünkü bizde örneğin bir Arda Güler'den bahsedelim. O tür genç futbolcular iyi performans sergilese bile hocalar bazen takımdan çıkaracakları futbolcuların isimlerinden çekinerek ya acaba mı diye şöyle bir durakladıkları oluyor. Ama o kalitedeki hocalar hiç adına bakmazlar, kariyerine bakmazlar, kazandığı paraya bakmazlar. Performans varsa o performansı da sahaya koyarlar. O yüzden Bruma'yı bence kesinlikle öyle görmüyor. Ama Perkas'ın işinin ben buna rağmen zor olacağını düşünenlerdenim. Olayı sadece kanat olarak düşünmemek lazım. Perkas benim gözümde klasik bir kanat oyuncusu değil. Eğer şimdi futbolu konuşacaksak orada hele hele yeni oyun trendlerini konuşacaksak sizin bazen kanatta oynattığınız oyuncunun illa da klasik kanat olması gerekmiyor. İçeri girip tabii. Fenerbahçe gibi çok ofansif bir oyunu hedefliyorsan siz geride iki tane çok iyi hücum bekiniz varsa ikisini de her pozisyonda kanat hücumcusu gibi kullanıyorsanız belki de kanatlarda kullanmayı planladığınız bir Perkas'ı içe alabilirsiniz. Bir İrfan Can'ı alabilirsiniz. İçeride de bir yandan hocam hiç yer kalmadı Perkas'a. Hayır zaten aslında benim geleceğim nokta o. Şimdi biz kanatta oynayabilir mi? Soru işareti var. Evet. İçeride Lincoln'u aldınız. Arda var. Şimdi o Lincoln'un oynaması düşünülen yerde Arda var. Orada İrfan Can var. Perkas'ı oraya sayıyoruz. Ben Mert Hakan'ı biraz daha o 8 numaraya da çekebilirim ama Mert Hakan da orada oynadı. O yüzden Perkas'ı çok büyük bir rekabet bekliyor. Sayı da 18. Yani o gideceklerin içinde Perkas'ta olursa olabilir. Benim için sürpriz olmaz ama şahsi görüşüm. Beğendiğim bir oyuncu. Türkiye'de başka bir takımda olsam şartlar el verse hemen alalım diyebileceğim oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle. Levent Kartop orta saha kurgusu sizce nasıl oluşuyor? Şimdi orta sahada bence Fenerbahçe'nin iyi bir ön numara, iyi bir 6 numaraya ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Hı hı. O bölgeyi boşaltmayan ve oyunu yönlendiren. Ben de o mevkide oynadığım için yani hep yanımdaki adamın, yani bazen ben 8 numarada oynadım ama 6 numara. Oradaki insanın lider bir konumda bir oyuncu olması lazım. Ve hem atağa çıktığında takım boyunu ayarlayabilecek, dönen topları aldırabilecek iyi bir oyuncuya ihtiyaç var diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Biraz önce saydığım isimlerin çoğu da hep ofansif gücü gerçekten de yüksek. Topu öne taşıyabilecek. Ama onları yaparken de arka tarafı da unutmamak gerekiyor. Çünkü ön numara deyip de geçmemek lazım. Biliyorsunuz yıllarca Galatasaray bunun eksiğini izletti biliyorsun. Melo'nun sahanı. Bir türlü Melo'nun eksiğini tamamlayamadılar. Ve Galatasaray'ın en büyük problemlerinden bir tanesi yerde. Biliyorsunuz 6 numara pozisyonunda. Bence ofansif yönü güçlü bir orta sahaya sahip Fenerbahçe.